Değerli Toplum 24 TV izleyicileri, daha evvel ilk programımızı yaptığımızda mümkün olduğunca sizlerle buluşmayı amaçladığımızı söylemiştik. Bilim, kültür ve gerçek adını verdiğimiz bu programda sizlerin de ilgileneceğiniz her türlü içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarını ve aynı zamanda bilgilenmek bakımından söyleyebileceğimiz şeyleri bir bir ele alacağız. Bugün içinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda üzücü yıl dönümler haftası diyebiliriz. Çünkü bu hafta Türkiye'de planlanmış cinayetlerin işlendiği bir özel hafta. Bu hafta içinde en başta Uğur Mumcu olmak üzere Gaffar Okkan gibi değerli şahsiyetler, tabii Ocak ayı boyunca da başka örnekler de var. Ama bu hafta bu ikisi açısından hem talihsizliğimiz hem de çok önem verdiğimiz bir durumu ele almayı bizim karşımıza çıkarmış bulunuyoruz. Uğur Mumcu'yu öncelikle ele alıyoruz. Çünkü Uğur Mumcu, şimdi kısaca size onun kısa geçmişini ele alarak başlayacağım. Ve neden öldürüldüğü konusu da böylece ortaya çıkmış olacak. 22 Ağustos 42 doğumlu Uğur Mumcu 26 yıl önce 24 Ocak 93 tarihinde öldürüldü. Öldürüldüğü çok büyük yankı yaptı. Aslında kendisi dahil çok insan onun öldürülecekler listesinde olduğu yolunda bir kanaate de sahipti. Hatta kendisi bu konuda uyarılar almış, tehditler almış, öldürüleceği yolunda bildirimler bile almıştı. Neden öldürülecekler durumuna geldi? Bunu onun hayatının bazı özellikleriyle, dönüm noktalarını sağlayan bazı özellikleriyle ele alalım. Uğur Mumcu bir yazar, meslek olarak gazeteci yazar, araştırmacı yazar. Fakat yazar olarak niteliğinin ötesine geçen çok önemli bazı şeyleri var. Ne diyeyim, olağanüstü özellikleri var. Daha orta öğrenim yıllarında öğrendiklerini yaymaya çalışma yolunda bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Öğrenen bir çocuk. Ailesinin de bu konuda çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Kendisi de söylerdi. Aydın bir cumhuriyet ailesi. Kendisinden büyük bir ablası, bir abisi var. Aşağı yukarı ailenin bütün çocukları hukuk okumuşlar. Sonradan Uğur Mumcu da o kervana katılmış. Uğur Mumcu daha orta öğrenim yıllarında, lisede bir duvar gazetesi çıkarıyor. Bu duvar gazetesi onun aslında ileride gazeteci olabileceğinin bir belirtisidir, bir işaretidir. Orada neleri konu ediniyor? Kendi söylediklerine göre toplumsal bir takım sorunları ele alıyor. Toplumsal sorunlar üzerinde düşünceler geliştiriyor ve bunları yaymaya çalışıyor. Bunun aslında Uğur için bir sorumluluk olduğunu görüyoruz. Sadece bir şey, bir eylem hevesi, bir şey ortaya çıkarma hevesi değil. Bir sorumluluk olduğunu
biliyoruz onun için. Çünkü bunu kendisi de çeşitli vesilelerle açıkladı. Hukuk fakültesinde başarılıdır. Fakat daha başka yönleri de daha öğrenci olduğunun, hukuk öğrencisi olduğunun hemen ortaya çıkmasına yol açtığıyla kısa zamanda belirdiğini görüyoruz. Örneğin yazmaya hukuk öğrencisi daha birinci sınıf öğrencisiyken başlıyor. Ama artık yazma bir duvar gazetesinin sınırlarını aşmıştır. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı gönderiyor. Bu yazı ilginçtir. Şimdi bu yazıyla ilgili bazı şeyler de söyleyeceğim. Bir kere yazının adı Türk Sosyalizmi. Daha 20 yaşın altında bir genç delikanlıdır. Hangi birikimle, hangi donanımla bunu yapmıştır, ilginçtir. Bunun da düşünülmesi lazım. Fakat bu yazının önemli bir yazı olduğu ortaya çıkar. Hem de çok kısa bir zamanda. Gazete bu yazıyı yazıyla Yunus Nadi ödülünü Uğur Mumcu'ya verir. Bu yazı ilk defa Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir basın medya alanında yazdığı yazı onun ödül almasının yolunu açmıştır. Hukuk Fakültesi ikinci sınıfında gene ilginç bir gelişmeyi Uğur Mumcu için görüyoruz. Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı seçilir. Neden? Çünkü hem öğrenci sorunları açısından hem ülkenin sorunları açısından kendini alabildiğine geliştirmiştir. İyi bir konuşmacıdır, etkileyici bir hatiptir. Kafası sistemli çalıştığı için ikna edici şekilde konuşmalar yapar ve doğal olarak kendi öğrenci çevresine güven verir. Ve öğrenci derneği başkanı olarak da başarılı çalışmalar yürütür. Daha sonra hukuk fakültesi bitirdiği zaman artık adeta kendini gazeteci hissetmeye başlamıştır. Çünkü Yön, Kim gibi dergilere sürekli yazmaya başlamıştır. Akşam gazetesine yazmaya başlamıştır. O dönemde Akşam gazetesi sol gelişmeler açısından önem verilen bir gazetedir. Daha sonra Türk Solu dergisinde yazıları çıkmaya başlar. Yani kendisini sol dünyanın içinde hissettiği için artık sol dünyada onu tanımaya başlamıştır. İsmi bilinen bir yazar olarak, düşünceleri olan bir yazar olarak artık herkesin hafızasına yavaş yavaş yerleşmeye başlar. 69-72 yılları arasında, yani hukuk fakültesi öğrenciliği sona erdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin idari hukuku kürsüsü asistanlığına başvurur ve hemen kabul edilir. Çünkü parlak bir öğrenci olarak daha öğrencilik yıllarında hukuk fakültesi hocaları tarafından tanınan ve kendileri için bir cevher gibi değerlendirilen önemli bir öğrencidir. Daha sonraki dönemlerde bütün sol dergilere neredeyse yazı yetiştirmeye çalışan bir yazar gibidir. Ant Devrim dergileri, Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim dergisi. Bunlar haftalık onun yazılarını yayınlarlar. Daha sonra Milliyet ve Cumhuriyet yazarları arasına girer.
bir dönem Milliyet'te, daha sonra uzun süre yazarı olmak üzere Cumhuriyet Gazetesi'nde günlük yazılar yazmaya başlar. 12 Mart 1971, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 12 Mart bir Amerikancı darbedir. Bu Amerikancı darbe aynı zamanda bütün aydınlarla, akademisyenlerle, demokrat hocalarla bir çatışmaya girmiştir. Bir balyoz harekatı söz konusudur. Ankara'nın bütün önemli ilerici Atatürkçü profesörleri yakalanır, evlerinden alınır, çağrılır ve belirli sürelerde tutuklanmak amacıyla tutulur. Gazetecilerin başına da aynı şey gelir. Ve o dönemde Uğur Mumcu da tutuklanmıştır ve tutukluluğunun devam ettirilememesi yüzünden bırakılacağı zaman bu sefer askerlik yapmaya sevk edilir. Oysa askerlik yapmaması için hukuk fakültesinde asistan olduğundan bir imkan vardır. 32 yaşına kadar, daha 20'li yaşlarda bir insandan söz ediyoruz. Askerliği erteleme imkanına sahip olmasına rağmen Mamak Askeri Cezaevinden direkt askerlik yapmaya sevk edilir. Elbette üniversite mezunu olduğundan yedek subay olacaktır. Ancak bırakılmaz. Askeri Amerikancı yönetimlerin cezalandırmak istediği insanlar için kullanılan bir terim haline almıştır. 12 Mart dönemi sonrası Yeni Ortam gazetesi, daha evvel Ortam olarak çıkmış olan bir gazetenin gene yazarıdır. Ve Cumhuriyet Gazetesi dönemine tekrar geliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi İlhan Selçuk'un yönetiminde Türkiye'de ilerici Atatürkçü bir rol oynayan, cumhuriyetçi çizgisini sürdüren ve Türkiye'deki cumhuriyetçilerin takip ettiği önemli bir gazeteyken bir operasyona uğrar, el değiştirir. İlhan Selçuk yönetimden alınır ve arkasından bakıyoruz. Uğur Mumcu da İlhan Selçuk'un olmadığı yerde o gazetede olmam diye düşünerek ayrılır. Bu 1991 Kasım'ında olmuştur. 75 yılından beri 91 yılına kadar Cumhuriyet'in her gün yazan bir yazarıdır. 92 yılında tekrar her şey değişir. Cumhuriyet eski çizgisine döner. Kadrolar tekrar eski kadrolar haline alır. İlhan Selçuk gazetenin gene yönetimindedir. Kendi kadrosuyla, elbette bu kadronun içinde en yakın bulduğu insanlardan biri olarak Uğur Mumcu da yer alır. Ve Uğur Mumcu öldürülene kadar bu Cumhuriyet'in yazarı olarak hayatına devam eder. Şimdi burada bir ekleme yapacağız. Gazeteci, araştırma gazetecisi, araştırıcı gazeteci, yazar olduğunu söyledik. Fakat bunlar 1971 yılı 12 Mart'ına kadar gazete yazarlığından ve dergi yazarlığından öteye gitmemişti. Oysa 12 Mart ona yeni bir yön gösterdi. Sakıncalı piyade olarak yaşadığı askerlik dönemini bir kitapla kamuoyuna sundu. Anlattı, gülünçlükleri anlattı ve demin de belirttiğim gibi bir mizah yazarı gibi
bir özelliği olduğunu sergiledi. Ve ondan sonra şunu görüyoruz, artık bir kitap yazarıdır. Söyleşilerini kitap halinde getirir ve yazdığı kitapların aşağı yukarı hepsi çok satan kitaplar olur. Bunların içinde en son yazdığı kitaplardan biri olan İslam-Kürt konusu üzerine yoğunlaştığı kitabı aslında aynı Türk-İslam sentezinin bir benzeri olarak kullanılan Kürt-İslam sentezi sözünün ortaya çıkmasına vesile olur ve o sözün isim babası Uğur Mumcu'dur. Ve kitaplarıyla, yazılarıyla şunu görüyoruz. Mafyatik ilişkiler, Türkiye'nin mafyalaşması, iktidarın mafyalaşması, terör, terörizm, suikastlar, kaçakçılıklar, silah kaçakçılığı, mobilya kaçakçılığı, ajanlar, provokatörler, örgütler içine girmeye çalışan polisler, bütün bunlar hepsi artık onun alanıdır. Ve bu konularda bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz, başvuracağınız yer Uğur Mumcu'dur. Bütün bu gazetecilik hayatı ve kitap çıkarma hayatı ona ödüller kazandırır. Ve bu ödüllerle ilgili ilginç bir rakam söyleyeceğim sizlere. Yaşadığı dönem boyunca 18 adet ödül almıştır. Araştırmaları ve kitapları ile ilgili. Ancak 24 Ocak 1993'te öldürüldükten sonra 24 ödül daha almıştır. Yani toplam olarak 42 ödülü olan bir yazardır. Tabii azımsanacak bir şey değil bu. Onun verimliliğini gösterdiği kadar aynı zamanda onun ne kadar önemli şeyler yazdığını da gösteriyor. Şimdi kısaca özetledim. Aslında anlatılacak ayrıntı olarak çok şey daha var ama ben bir de şunu söyleyerek sözlerimi bağlamak istiyorum. Uğur Mumcu nereden Uğur Mumcu olmuştur? Uğur Mumcu'nun altında, kaynağında ne vardır? Buna baktığımız zaman Uğur Mumcu Kuvayi Milliyecidir. Atatürkçüdür, Kurtuluş Savaşçısıdır ve aynı zamanda cumhuriyetçidir. Öyle bir damardan, ailesi de öyledir. İçinde bulunduğu ortam da öyledir, yetiştiği çevre de öyledir ve bunların aynı zamanda kesiştiği bir başka şey daha vardır. 27 Mayıs 1960 devriminin sonucu olarak Türkiye'de serpilen demokratik gelişmeler, ortaya çıkan demokratik gelişmeler çok önemli bir gençlik hareketi yaratır. Buna genel anlamda 68 gençliği deniliyor, 68 gençlik hareketi deniliyor. İşte Uğur Mumcu bunun mensuplarından birisidir. İçinde bulunduğu hukuk fakültesi 68'in de kalelerinden birisidir. Ve Uğur Mumcu bir cumhuriyet çocuğu olduğu kadar aynı zamanda 68'in mensubudur. Uğur Mumcu bağımsızlıkçıydı, özgürlükçüydü, haklıydı, güçlüydü ve Uğur Mumcu bütün bunların bedelini ödedi. Ben burada daha fazla ayrıntıya girmemek için sözlerimi bitiriyorum. Bir başka toplantıda, bir başka konuyla tekrar sizlerle buluşmak üzere esenlikler diliyorum. İyi günler diliyorum. Uğur Mumcu gibi
demokrasi kahramanlarımızı, cesur insanlarımızı kendimize örnek aldığımızı düşünüyoruz. Bu anmayı da o bakımdan yaptığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.